일드룸 총리님과 여러 대표단의 한국 방문을 환영합니다. Tekrar sayın bilin istiyorum. 한국과 터키는 1950년 2만 1천 명의 청년들을 파견해 주시고 그 가운데 692명 60년이 됐습니다. 코레 ve Türkiye'nin ilişkileri 1950 yılında Türkiye'nin 21 bin Türk askerinin göndermesi ve onlardan 692'ye yakın bir şehitlerin olmasıyla beraber başladı ve artık diplomatik ilişkilerini kurulduğundan da 60. yıl dönümüdür bu sene. Bu arada정치적 안정과 경제적 번영을 이루신 데 대해서 늘 반갑게 생각하고 있습니다. 일드룸 총리님의 이번 한국 방문이 양국 관계의 더한층의 도약에 중요한 계기가 될 것이라고 믿습니다. 낙염 bize Kore'ye geldiğimiz andan itibaren gösterdiğiniz bu sıcak karşılama ve ev sahipliği için dost ve kardeş ülke Kore'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 특히 형제국인 한국을 방문하게 되어서 저희로서는 더 큰 의미가 있습니다. 뭐 이런 diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun 60. yılı olması bu ziyareti daha da anlamlı hale getiriyor. Türkiye Kore Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler 1950-53 Kore Savaşı sırasında Türkiye'nin Kore'ye destek amacıyla 20 bin asker göndermesi ve bu savaşta birlikte mücadele etmesiyle başlamıştı. Türkiye'nin Hangok'e 2만 명을 파병을 했고 함께 전투를 했습니다. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Onların varlığı bizim ilişkilerimizi kan kardeşliğine dönüştürdü. Ve bu senenin ayrıca Türkiye-Kore Kültür Yılı olarak da ilan edilmesi bu dostluğun ve kardeşliğinde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkıyor. Tekrar Kore'ye hoş geldiniz diyorum. İlişkileri stratejik ortaklık seviyesine çıkarma kararı aldık. 2012년에 양국은 전략적 동반 관계로 격상되었습니다. Ve önümüzdeki yıl bu amaca yönelik olarak her ülke bakanlarının, cumhurbaşkanlarının bir araya geleceği bir toplantı yapılmasını arzu ediyoruz. 그리고 이러한 동반 관계에 대해서 이 동반 관계를 더 강조하기 위해서 내년에 장관급 그리고 대통령님께서 쌍방간의 방문이 있기를 희망합니다. Kore Türkiye arasında halen mevcut olan ticari ilişkiler, ekonomik ilişkileri daha da geliştirme azmindeyiz, kararlılığındayız. 그리고 이러한 한터의 우호 bir kez daha ben bize gösterdiğiniz bu yakın ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum şahsım ve arkadaşlarım adına size 80 milyon Türk halkının selamlarını getirdim.